Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah keşkere yetkizdi de sizden sıfatla açış. Selamat bu ne? O, ben ustadan ustacılıkta bazı bir halatla doğru geledi ki katta katta firma ya ki katta uçeskeler geçişkenimizde koşumca işler koşuladı. Onlar gibi pul vermeydi. Şu işlerde hakkını doğrulaş için kvadratka koşup koyulsa buladı mı, bu muydu mu? Bu muydu? Yalgan buladı o. O şey koşumça işlerini kılıçtan aldın, kilişi alış gerek. Ya, şimdi şunca iş tıkıldın, şimdi bunu şimdiye kadar sen deydin de. Razı bu şey, şundaya kadar sen. Razı bu meseleyiz, pul veresen değilsiniz. Onu ya bob düşündüğü gibi hemen deyip başka tamamen yalgan işletiş caiz mez. Şimdi bob da kabir hemen demesek işlep koyken önce pulumuz buladı. Onu alır mı kalsınız? Ya siz menge hazır, menge hazır hıyanetke fatva tabirin degendik saval veriyip siz de o hıyanet buladı. Onu alalmazlık, o başka sebepler, sebep bu miydi? Siz bir işini keliştiyiz, mesela kvadratını 50 milyondan keliştiyiz. 50 milyondan geliştiğiniz 100 kvadrat joyga 50 milyondan pul alışıyız gerek. Sizge başka işlerini aitti. Siz uşa işlerinin narxını aitişiyiz gerek. Yok ki şunda ki bir hemen deyiş gerek. Narxını aittiğiniz, geliş almasanız onda kımestiki hakkıyız var. Yok ki bir asan şunu de mecburlasa kılışke mecburmazsız. Şimdi bop dedi bir yoldan razı bulup hani bunu 100 kvadratta 110 kvadratı hesaplaş. Hiyanat, haram, şeriyette bunu garar deyiladi, caizmez. Keyin misol uchun menga bittasi ish berdi, puliga javob beraman dedi. 25 mingdan kelishganman dedi. 22 ming seniki, 23 ming meniki dedi. Keyin ishni bitirdik, xullas pulni olib bera olmadi. Men bir hafta 10 kun kutdim. Keyin yana qaytib kelib, misol uchun qilib bo'lgan ishlarimni boshqa mendan keyingi ustalar yomon qilib yuborgan. Endi addilka qilganman, ularni yana qaytadan qilgizdirdi bu firmadagilar. Ularga pul bermaydi. Xullas bir yerda ketgan vaqtlarimga qay tarzda misol uchun pul olsam bo'ladi, misol uchun unga ham xullas qo'shib ololmayman kvadratga, bo'ldi tushundim, lekin mana prorab pulni olib qolsam bo'ladi, misol uchun pulni kutib yotgan kunlarim, bekor qolib ketgan kunlarimga. Xo'p, shunga o'xshagan savollarni ko'p berishyaptida, voqealikka aloqador savollarga javob bermaymiz, ikkinchi taraf bo'lishi kerak deb har safar aytyapmiz. İkinci taraf bu megende, hazır ben sizge bir meselene, ha şunu dakikasayız boladı desem, ertege nerge adamge men zulüm koygen bolemen. Utamandan hem eşitişimiz gereği. Adamlar her daim özünü hakkını hak deyip oylaydı. Uşan üçün ayeti yetken de özünü hakkını özleştiriş hakkı da saval beredi. Ben hakkımı avasam boladı mı, onu dakikalı vermesem meyli mi, vaktimi kanak kıpıl asam boladı. Hop nerge tamam kanı. Deseyiz yok. Nerge tamam bu mesela buna kangi vakiyelikke cevap verilmeydi. Benimki 100 mertte aittik şekilde. Nerge tamam bir aydan beri bir oda ustaz özürü gelmenizi böldüm. Bir beni gapımı bulmayın. Beni gapımı bulmayın. Gapımı bulmayın. Sizge şeriatına yeti yapmam. Tahminen 100 mertte aittik şunu. Yani 101. mertte saval biri yaptısılar. İkinci taraf bu mesleği o hakkıda onge zulüm kıvara uğrayın degen fatvanı çıkarmaydı. İkinci tamamını yokluğu bu meseleye cevap verilmesliğini takaza kıladı. İkinci zaman buluş gerek. Özü üstelik meselesi bunu yem seviyesinin cevabı keltiriş gerek. Takvadar, hudadan korka digen, bana sizge okşap halal haramlı soru digen ustalarım var. Nadir de lekin. Biz özümüzden yakında kötte bir abiyekini ustalara bergenmiz. Ustalar işlegen, işlegen de menge nah korsatıştı. Nah. Korsatıştı mesela değişti. Kafelini teramız değişti. 80 binden kvadratını değişti. Karasay 40 mingdan 30 mingdan terarken o adatta. Ular ki bize ettik. Demek ki 80 mingdan terasız siz desek. Bizki şuna kadar biz dedi işimizde cevap veremiz dedi. Arz anlamaz. Kımmatı telledik biz. Fakat cevap veresiz dedik. En sıfatlı kılıp. O şu an o Toshkent City'de en kımmat üylerini kılıp yürgenimiz değişti. Ular ki verdik. İş tügedi. O şu 80 mingdan alıştı. Kim bilsek ular hem ortaçı bugün. Ular nima qilgan? Bizdan 80 mingdan olgan, ko'chadan oddiy ustalarni olib kelib terdirib ketgan. Hozir o'sha kafirlarni qaytadan qildiryapmiz biz. Bu mana shu vaziyat musibat. 3-4 so'm pulli deb
harom xarishni farqiga bormasdan o'rtacha bo'lib olib o'zi usta emas. O'zi borib ustalarni olib keladi, ular bilan 25 mingdan gaplashgan menimcha. Ular terib ketgan, hattoki orqasiga rastvor ham qilmagan. Kafilni ursangiz tushib ketyapti. İki baravardan olgan. Bu tomonlarni bilyapmiz, ko'ryapmiz, ustalarning saviyasi, ustalarni o'rtachalik qilib yurgan, proraplik qilib yurgan odamlarni Xudodan qo'rqishi rahmat bu. Xudodan qo'rqmasa pul uchun hamma narsani qiladi. Lekin sizni savolingizga kelganda, men yana qaytib aytayapman. Uni topa olmasangiz, demak uni pulini olib ketavering. Siz undoq qilib pulini o'zlashtirib olsangiz bo'ladi, mundoq qilib ustiga narx qo'ysangiz bo'ladi degan javobni taqozo qilmaydi. Tushundingizmi? Masalaning ikkinchi tarafi bor. U odamdan eshitish kerak tarafi bor. Endi siz kelishdingiz, bir kishi aytdiki 25 mingdan dedi. Sizga 23 mingdan pul berish kerak, 2 mingdan o'zi olmoqchi. O'sha odam pulni olib bera olmayapti. Nima qiladi? O'sha odam sizga pulni olib berish kerak. Agar masala shunaqa bo'lsa. Qancha olish kerak, nima qilish kerak, sizga ketgan vaqtingiz nima bo'lish kerak, bularni bitta majlisda ikkala tarafning jonli ishtirokidagina yechiladi. İkinci taraf bu megenden ki, o hakkıdaki meselanı, onu zimmesine yükleş gerek bugün, maliyevi mesuliyetini yükle bu meyde. Çünkü yok. Şariyette, beraatı zimmedegen kayda var. Aslında bir adam, ayıptan halı boladı. Zimmesine bir nasıl yüklengen bu meyde. Tuğulgen de kan dağı bulursa, şunu dağı boladı. Aslında. Qachon ki uni isbotlansa shar'iy isbot bilan guvohlar guvohligida yozuv-chizuv asosida bo'lgan shartnomalarni asosida isbotlansa keyin aytiladi. Ha, siz bu kishiga shuncha pul berishingiz kerak ekan deyiladi. Undan keyin zimmaga yuklanadi. Zimmaga yuklangan narsa oriziy narsa, keyin paydo bo'ladi. U paydo bo'lishligi uchun yuqorida aytganimizdek shariatning qonun qoidasiga ko'ra bayyinat deyiladi, dalil keltiriladi, guvohlar İştirakıda canlı mecliste yeçilədi. Şunarlı gə? Şunarlı, rahmet. Ana o, mabada men puldu bir yerden asam. Onun haqqını bana seni haqqın. Lekikin bana 10 gün yatken günümge sen bununca beresen desem boladı mı? Ya ki kanca beresen de. Onu kelişuvga bağlı. Sorab özüdem. Kelişuvga bağlı. Kelişuvga bağlı. Kelişuvunu koruş gerek. Lekin sorashga haqqim bormi? 10 kun yotganimga pulga javob berilmading. Endi o'zing mana 3 mingdan olishing kerak, 5 million seniki edi. Shundan 1 million berasan deyishga sorashga haqqim bormi? Uni bilmayman, u tomondan eshitish kerak shartnomani. Tushunarli? Undan sorasam, u rozi bo'lib bersa, u menga joiz bo'ladimi? Undan ham so'rashim kerak. Undan ham so'rashim kerak. Ba'zi narsalarga rozi bo'laveradi-yu, birovning haqqi bo'ladi-da. Masalan, siz shart uni qo'polroq javob berish sharti bo'lgani o'rtada. Bir qo'polroq misol keltiray. Bir odam bir ayolga zino qilsam bo'laveradimi desa, u rozi bo'lsa bo'lavermaydimi degan savolga o'xshaydi bu. U zino harom baribir. Birovning haqqi bo'lsa, yo shuncha paytda evaziga menga to'lashing kerak deya olmaymiz-da, uni haqqi bo'lsa. Ba'zi masalalar bor. Sarflanmagani uchun, evazsiz bo'lganligi uchun pul olib bo'lmaydi. Masalan, bayboshi zakalat degan narsa. Zakalat. Oldindan olib qo'ygansiz, vaqtingiz o'tib ketdi. Pulni qaytib bermasam bo'ladimi desa, yo'q deydi ulamolar. Qaytib beriladi, chunki evazsiz narsa olinyapti. Vaqtim ketdi-ku, vaqtni qadrini bilmaymiz-ki biz. Vaqtni nech pulga sotish mumkin? Bilmaymiz-ki. U bekar yotgan kuningga ham pul olib beraman javob deganda. Siz qiziq odam ekansiz. Ana o odamni olib keling, keyin gaplashamiz uni. Hozir siz shunaqa masala so'rayapsizki, pul olmoqchisiz. O'shanga mendan fatvo so'rayapsiz. Men fatvo bermaymanki. Tushunmadingiz-a gapimga? Ya tushundim, so'radim de endi sizdan. 5 marta so'rayapsiz-da. Siz olmoqchisiz, nima qilib bo'lsa-ya? Nima qilib bo'lsa ham olmoqchisiz. Shart qo'ygan javob degan joyda bor. Shu yuzasidan shundan shu. Qani odam? Bo'ladimi deb. Qani odam degan emas, uchun sharti uchun. Qani odam o'sha odam? Yo'q. Bo'ldi, yana bitta savolim bor edi. Xo'p. Farzandga Halilulloh, Kalimulloh, Nabiyulloh, Safiyulloh shunga o'xshash ismlarni qaysilarini qo'ysa bo'ladi, qaysilarini qo'yib bo'lmaydi? Savol tushunmadim savolga.
farzandimga halilulloh karimulloh ismlarini bo'ladi. Bo'ladi. Halilulloh karimulloh bo'ladi. Kim joizmas dedi? Kim joizmas dedi? Endi ba'zi bir odamlarda keyin shunga o'xshash misol uchun Safiyulloh, Nabiyulloh shunga o'xshash ismlar bor yana. Shularni yana qaysilarini qo'yib bo'lmaydi? Shuni so'raman. Xo'p. Nabiyulloh endi Allohning nabisi degani. Safiyulloh Allohni tanlagan pokiza insoni degan ma'nosi bor. Nabiyullohda biroz e'tiroz bo'lishi mumkin. Qolganlar bo'laveradi. Tushunarlimi? Rahmat Alloh. Rahmat Alloh razı olsun. Salomat bo'ling.